tvpolu.com. Şimdi söylüyorlar, diyorlar ki bu Fatih Metin ne yaptı? Evet, çok söylüyorlar. Bunu hep söylüyorlar. Şimdi bunu söyleyen adama ya insaf demek lazım. Bir adam 16 yıl siyaset yapar, 16 yıl makam işgal eder de Bolu'ya hiç mi faydası olmaz be arkadaş ya? Yani el insaf. Biz iktidar olduk, ben il başkanıyım. Bolu'da bir yoklama yaptık. Dedik ki Bolu'nun talebi ne, sorunu ne? Bir öğrendik ki Bolu'da en fazla doğalgaz talebi var. Ve bunun üzerine çalıştık, çabaladık. Bugünkü doğalgazın Bolu'ya gelmesinde elhamdülillah emeğimiz var. Önümüzdeki yıllar içerisinde de, yıl içerisinde de bütün Bolu'yu tamamıyla abone yapmış oluruz. Karaköy'de gelmiş olur. Sıkıntı i̇nşallah, yok. İnşallah. Biliyorsunuz hükümet konağımız vardı. Depremde hasar görmüştü. Hükümet konağımız tamiri hiç yapılmamıştı. Böyle bir yıkılmış bir bina gibi duruyordu. Elhamdülillah hükümet konağını da o dönemde yaptırdık. Kardeşimizin emeği var. Daha sonra milletvekili olduk. Milletvekili olunca milletvekilliği haliyle Bolu merkezden ibaret değil. Bütün Bolu'nun 9 ilçesi, 4 beldesi. Öyle mi? Göylük'te bugün hastane var. Elhamdülillah bu kardeşinizin emeği var. Göylük'te devamlı elektrikler kesilirdi o dönemde. Trafo merkezi yaptık. Tam 30 milyon yatırım, yani şimdiki parayla 30 trilyon. Evet. Trafo merkezi yaptık. Trafo merkezi. Göylük'ün hamdolsun taş kesti sapağından öne kadar elhamdülillah yolu yapıldı. Bu kardeşinizin emeği var. Aynı şekilde Göylük'teki şu andaki yeni lise bu kardeşinizin emeği var. Gel Mudurnu'ya. Mudurnu'daki yüksek okulda bu kardeşinizin emeği var. Kredi Yurtlar Kurumu'nda bu kardeşinizin emeği var. Kıbrısçık'taki Alan Himmetler Barajı bu kardeşinizin emeği var. Mengen'de Aşçılık Lisesi bu kardeşinizin emeği var. Mengen Yolu bu kardeşinizin emeği var. Gel dön Gerede'ye. Gerede'deki hastane bu kardeşinizin emeği var. Gel Yeni Çağ Aşçılık Lisesi bu kardeşinizin emeği var. Gel Dört Divan'a Anadolu Öğretmen Lisesi bu kardeşinizin emeği var. Şimdi gelelim merkeze. Merkezde 1999 yılında Bolu'da gümrük müdürlüğü kapanmıştı. Şimdi buradaki kişilerin hiçbirini gümrük müdürlüğü ilgilendirmez. Neden? İthalat, ihracat yapan adamların işidir. Ama bugün birçok arkadaşımızın çalıştığı firmalar ihracat, ithalat yaparken hep İstanbul'dan yapıyorlardı. Elhamdülillah bakan yardımcılığım döneminde buraya gümrük müdürlüğünü açtırdım. 2015 yılında. Sümer Mahallesi'nde geçerken görüyorsunuzdur. Kız Meslek Lisesi yapıldı oraya. Gören var mı? Var. Heh. O Kız Meslek Lisesi ve yanındaki yurdu da bu kardeşiniz yaptırdı. Oradan ileri gidin. Kapalı spor salonu. Gittiniz mi kapalı spor salonu? Karaçayır'da. Evet. Bu kardeşinizin emeği var elhamdülillah. Onun hemen yanında kamp ve eğitim merkezi var. 260 yataklı. Bu kardeşiniz. Hemen ilerisinde atletizm pisti var. Sporcuların faaliyet gösterdiği. Bu kardeşinizin emeği var. Bolu'daki iki tane ortaokul, bir tane lise. Bu kardeşinizin emeği var. O nedenle şimdi bunların sayısını daha çok çoğaltırız. Bolu'da 5 tane fabrikanın açılmasına bu kardeşiniz vesile olmuştur. Peki ben mi yaptırdım bunları? Hayır. Benim mensubu bulunduğum parti AK Parti. Sizlerin oyuyla iktidara geliyor. 16 yıldır iktidarda. Gidiyoruz bakanımıza. Diyoruz ki Bolu'ya şu lazım. Mücadelesini veriyoruz. Takibatın takibini yapıyoruz. Bolu'ya bunu kazandırıyoruz. Bakın size bir örnek vereyim.
yılbaşında geçen cuma, pardon, geçen pazartesi yılbaşında buraya Tarım ve Orman Bakanımız geldi. Takip etmişsinizdir belki. Tarım ve Orman Bakanımız geldi, kürsüye çıktım. Dedim ki Sayın Bakanım, Bolu ormanıyla meşhur. %65 Bolu'da orman var. Toprağın %65'i orman. Bolu'da yaşamayanlar zannediyor ki Bolulu kaynak suyu içiyor. Bolulu AK Parti'ye kadar kuyu suyu içiyordu. Bizim dönemimizde Görköy'den su bastık. Şimdi arıtılmış su içiyoruz. Ama bu da yetmez. Herkesin beklediği gibi kaynak suyu içmesi lazım Bolu'nun. Ve onunla ilgili de çalışmamızı yaptık, bitirdik. Tüneli de yaptık. Geriye 25 milyon lira lazım dedim. Ne yapacağız? Belediyenin bütçesi buna yetmez. 25 milyon bu, 25 trilyon. Dedi ki kardeşim, belediye başkanlığını al, helal olsun. Bitti. Kürsüye gelip sadece laf ebeliği yapmakla icraat yapılmaz. Ya bana bir söyleyin, Fatih Metin'e soruyorlar. Fatih Metin, ya Tanju Özcan ne yaptı kardeşim? Bak ben yaptığımı saydım size. Evet, doğru. Bir çivisi var mı? Bir liralık ya bırak, milyonu bırak, milyonu bin yıl da bırak. Bir liralık Bolu'ya faydası var mı? tvbolu.com